Merhaba çocuklar. Bu hafta sizlerle Scratch programında olaylar ve hareketler menüsünü tanıyacağız. İlk olarak Scratch'imizi açıp tam ekran moduna getiriyoruz. Hareket menüsünden değil, olaylardan başlayacağız. Çünkü olaylar menüsü aslında olayın tamamen başladığı yer, yani başla komutunun bulunduğu yer. Biliyorsunuz geçen hafta sizlerle algoritma ve akış diyagramını gördük. Ve dedik ki kodlamanın temeli algoritma ve akış diyagramı. Biz ilk önce her ne yapacaksak, ne problem çözeceksek ya da ne komut bile oluşturacaksak önce kafamızda tasarlarız. Tasarladığımız bu yapıya da algoritma diyoruz. Algoritmalarımızın belirli bir standartları olması gerekiyordu. Bunlardan birisi ilk adımının başla ve son adımının bitir olmasıydı. Olaylar menüsünde başla komutlarımız bulunuyor. Bayrağı tıklandığında başla, boşluk tuşuna basılınca başla, bu kukla tıklanınca başla gibi. Ben bugün hepsini göstermeyeceğim. Sadece birkaç tanesiyle hareket menümüzü işleyeceğiz. Daha sonraki zamanlarda diğer başla komutlarıyla farklı projeler yapacağız. Şimdi ilk olarak boşluk tuşu ve yeşil bayrağı tıklandığında başta komutlarını kullanalım. Hareket menüsüne geliyorum. Hareket menüsündeki ilk adımım 10 adım git. Burada bize kod bile o diyor ki yeşil bayrağı tıklanınca 10 adım git. Başka bir durumda değil ya da boşluk tuşuna basılınca değil. Sadece yeşil bayrağa tıklandığında. Yeşil bayrağa tıkladığım zaman karakterim 10 adım gitti. Tekrar tıklıyorum tekrar. Tekrar tıklıyorum tekrar. Her tıkladığımda buradaki komutu gerçekleştirmiş oluyorum. Hemen altında 15 derece dön adımım var. Burada Farkındaysanız şu an bize sağ tarafı gösteriyor. Sağ tarafa doğru 15 derece dönecek. Ne zaman boşluk tuşuna basıldığında? Biliyorsunuz space tuşumuzu klavyemizde ince uzun alt kısımda bulunan tuş. Bastım döndü. Tekrar bastığımda tekrar aynı işlem gerçekleşecek. Tekrar gerçekleşti. Tekrar ve tekrar. Her tıkladığımda sağa doğru 15 derece dönme işlemi gerçekleştiriyor. Farkındaysanız burada rakamların yazdığı yerler beyaz. Yani burada biz değişiklik yapabiliyoruz. İstersek 10 değil 100 adım gidebiliyoruz. Ya da istersek 15 derece değil 90 derece dönebiliyoruz. Tabi bunu 90 ayarlamak zorunda değilsin. 65 de ayarlayabilirsin sana kalmış. Şimdi tekrar basalım yeşil bayrağımıza. Artık 10 değil 100 adım gidecek. Evet şu an 100 adım gitti. Demek ki 100 adım bu kadarlık bir mesafe ediyor. Tekrar 100 adım gitti. Bakın dönmedi buradayken. Sadece adım attı. Neden? Çünkü ben sadece yeşil bayrağı tıkladım. Boşluk tuşuna bastığımda ise 65 derece dönecek. Tıklıyorum. Döndü. 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 Yani aslına baktığımız zaman az önce 15 derecede küçük küçük dönerken şu an çok daha büyük dönüşler yapıyor. Neden? Çünkü biz orayı 65 derece olarak yaptık. Gelelim sola doğru dönmeye. Bunun da başlasını farklı ayarlayalım. Bakın boşluk tuşunun yanında aşağı doğru bir ok var. Bu ok bize buradan bir seçenek çıkacağını gösteriyor aslında. Tıkladığımız zaman burada alfabemizdeki diğer harfleri görüyoruz ve klavyemizdeki diğer birçok tuşu görüyoruz. Bakın rakam tuşları, harf tuşları ve yön tuşları yer alıyor. Herhangi dediğimiz kısımda ise hangi tuşa bastığın önemli değil, hangisine basarsan bas, bu işlem gerçekleşecek demek. Diğerinde boşluktu. A'yı seçersem A, Z'yi seçersem Z ya da aşağı oku seçersem sadece aşağı oka tıkladığım zaman gerçekleşir. Ama herhangiye tıkladığım zaman hangi tuşa tıkladığım önemli değil. Şu an F'ye tıkladım. Sol 15 derece döndü. İ'ye tıkladım. Yine sola 15 derece döndü. N'ye tıkladım. Tekrar döndü. Ya da aşağı oka tıkladım. Tekrar döndü. Herhangi dediği hangi tuşa bastığını önemli değil. Sadece bir tuşa basmış olman yeterli. Ben burada sola dönüş yaptığım için sol oku seçiyorum. Artık herhangi birine basmam yeterli değil. Sadece sol oka bastığım zaman dönüşünü gerçekleştiriyor. 1'e basıyorum. Olmuyor. R'ye basıyorum. Olmuyor. Ne zaman? Sadece sol oka bastığım zaman gerçekleşiyor. Boşluk tuşuna her bastığımda da tam tersi sağ yöne doğru 65 derece dönmüş oluyor. Gelelim tekrar hareket menümüze. Hemen bunların altında yönüne dön komutum var. Yönüne dön komutumda aslında buradakilere çok benziyor. Sadece burada kesin bir yön belirtmek zorundayım. Bakın bunların yanında herhangi bir ok yok. Evet, tıklayıp içerisindeki değerleri değiştirebiliyorum. Ancak bunun yanında bir ok var. Hem değeri kendim girebiliyorum ya da buradan seçenekleri çıkartıp istediğimi seçebiliyorum. Sağ, sol, yukarı ve aşağı. Öncelikle şunu göstermek isterim. Sahnemden, dekorlarımdan, kütüphanemden buraya bir grid yapısını seçmek istiyorum. Baktığım zaman buradaki dekorumda birazcık düzenleme yapalım. kalınlaştıralım. Ne kadar uzun olduğu bizim için şu an önemli değil. Şu anda aslında hem koordinat düzlemi üzerinde çalışıyorum hem de açıları inceleyeceğim. Baktığım zaman burası bir dik açı. Aynı şekilde burası da bir dik açı dik açı ve dik açı. Şöyle tam bir dik açı görünümü elde edelim. Şimdi dolu olmamız çok önemli değil. Önemli olan bizim burayı anlıyor olabilmemiz. Baktığım zaman Burası 0 derece. 0 derece buradaki alanı. 0'dan başladım. 90 derece döndüm. Artık burası 90 derece. 0, 90. 0 nereye denk geldi? Yukarı. 90 ne tarafa denk geldi? Sağ. 90 artı 90'dan Sıfırın tam karşısındaki olan alanım nereyi ifade ediyor? 180 dereceyi. 180 derece artık aşağı kısma bakıyor. 180 artı 90'dan 270 derece. Ama genelde biz bunu 270 olarak ifade etmiyoruz. Nasıl ifade ediyoruz? Eksi 90 olarak. Neden? Çünkü sıfırın Sağ tarafı artı 90 olarak ilerlerken sıfırın sol tarafı eksi 90 olarak ilerliyor. Yani baktığımız zaman sıfır derece yukarı 180 derece aşağı 90 derece sağ ve eksi 90 derece sol tarafı ifade ediyor. Yani biz burada dereceleri kullanarak yön belirleyebiliyoruz. Sıfır derece aynı zamanda... Neye eşit? 360 derece. Çünkü 270 artı 90'dan 360 derece tekrar sıfıra yani başlangıç noktasına dönmemizi sağlıyor. Kedimizi alalım. Kod bloklarımıza gelelim. Ve olaylardan başlasın. Boşluğu ve sol oku kullandık. Şimdi A harfini kullanalım. Ve ben karakterimin normal haline dönmesini istiyorum. Yani sağ tarafa 90 derece. Aslında burada çok güzel bir kolaylık yapmışlar. Derecelerle uğraşmak zorunda değiliz ama öğrenmekte fayda var. A harfine tıkladığım zaman ne yaptı? Artık nereye döndü? Sağ tarafa. Bunu W, A, S, D tuşlarıyla yapacak olursak. Oyunlarda çok kullanıyorsunuz biliyorum. O yüzden bu duruma aşina olduğunuzu düşünüyorum. W yukarı oku. Yukarının değeri sıfırdı. Diğerini de elle girelim. A'ya girelim. A hareketten seçiyorum. Sol tarafı ifade ediyor. Az önce sağ yapmıştık. Şimdi devamını kopyalayarak devam etmek istiyorum. Üzerine sağ tıkladığımda kopyasını çıkart alanı geliyor. Kopyasını çıkartıyorum ve geldi. Buradan değişiklik yapmam lazım. S harfine gelelim aşağı tarafı ifade etmesi gerekiyor. Tıklayıp kopyasını çıkartalım. D harfi ise sol tarafı ifade etmeli. A'da bir sıkıntı var. Sağ taraf olarak ayarladık. W'ya bastığımızda sıfır yönüne A'ya bastığımızda 90 yönüne pardon eksi 90 S'ye bastığımızda 180 ve D'ye bastığımızda evet hataya en başta burada yapmışız 90 dereceye dönmesi gerekiyor. W A S ve D tuşlarına basıyorum. W A S D hangisine basarsam o tarafa doğru ilerliyor. Daha doğrusu o tarafa doğru dönüyor. Ne yapabilirim? Kod siliyorum. Bunu da siliyorum. Boşluk tuşuna basınca da ilerleme eklersem eğer W'ya basıp boşlukla ilerletebilirim. Hangi yöne gitmesini istiyorsam o yöne karakterimi döndürüp o tarafa doğru ilerlemesini sağlayabilirim. Evet, iyi çalışmalar çocuklar.